6. sınıfların Türkçe ve Matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları bakanlık tarafından yurt genelinde 26 Aralık'ta ortak yapılacak. Ortak sınavda her iki dersten 20 adet çoktan seçmeli soru yer alacak. Bu sorular konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Ata Yayıncılık 6. Sınıflar Türkiye Geneli Ortak Sınav Kitabı. Sınavların tamamı video çözümlüdür. Kazanım bazlı optik okuma sayesinde öğrencilerimiz eksik konularını anında belirleyebilecektir. Her bir sınavda Türkçe ve matematik derslerinden çoktan seçmeli 20'şer soru yer almaktadır. Kitabımızda Türkçe ve matematik derslerinden 6'şer sınav vardır. Sınavlar sarmal olarak hazırlanmıştır. 26 Aralık tarihine kadar işlenecek konular adım adım yerleştirilmiştir. Ata Yayıncılık ile daima zirveye! Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmağım konu anlatımlı soru bankamızdaki çalışmalarımıza tam sayıları karşılaştırma ve sıralamayla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilir, arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz diyelim ve bilgi kutumuzla başlayalım. Sayı doğrusu üzerinde bulunan iki sayıdan sağda olanı diğerinden büyüktür. Pozitif tam sayılar sıfırdan ve negatif tam sayılardan büyüktür. Sıfır negatif tam sayılardan büyük, pozitif tam sayılardan küçüktür demiş. Ve tam sayıları sıralarken sıfırı baz alacağız çocuklar. Sağındaki sayılar pozitif sayılar sıfırdan büyüktür ve sıfırdan uzaklaştıkça büyürler. Solundaki sayılar ise sıfırın negatif sayılardır sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. Bakın örnekte sıfıra uzak olan eksi 10 küçüktür eksi 9'dan o da küçüktür eksi 8'den şeklinde sıralanmış. Sıfır negatif sayıların hepsinden büyüktür pozitif tam sayılarında hepsinden küçüktür. Burada da eksi 5 küçüktür sıfır o da küçüktür 5 olarak yazmış. Negatif sayılardan dediğim gibi sıfıra en uzak olan küçüktür. Yakın olan da büyüktür. Sıfır da tüm negatif sayılardan büyüktür. Bu bilgileri öğrendikten sonra sıralamanız artık çok kolay. Birinci etkinliğimiz aşağıda verilen tam sayıları küçüktür büyüktür sembollerini kullanarak karşılaştırınız demiş. Eksi 8 bakın negatif tam sayıların hepsi sıfırdan küçüktür demiştik. Eksi 8 küçüktür sıfırdan. Pozitif tam sayılar da Negatif tam sayıların tamamından ve sıfırdan büyüktür. 16 büyüktür eksi 2'den. 10 küçüktür 11'den. Çünkü pozitif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyürler. 11 sıfıra daha uzak olduğu için 10'dan büyüktür. Eksi 7 küçüktür eksi 5 diyeceğiz. Çünkü eksi 7 sıfırdan daha uzaktadır. Negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. 25 büyüktür eksi 9'dan. 14 büyüktür eksi 3'ten. 16 büyüktür sıfırdan. Eksi 20 küçüktür eksi 7'den çünkü eksi 20 eksi 7'ye göre sıfıra daha uzaktadır. Eksi 24 büyüktür eksi 25'ten çocuklar sıfıra daha yakındır eksi 24 eksi 25'e göre. 4 küçüktür 16'dan. 49 büyüktür eksi 51'den. Eksi 25 büyüktür eksi 47'den. Eksi 86 küçüktür eksi 1'den. Bu arada negatif tam sayıların en büyüğü sıfıra en yakın olan eksi 1'dir. Bunu da hatırlatalım. Eksi 14 küçüktür. Eksi 13'ten şeklinde işaretlerimizi yazarız. İkinci etkinliğimizde aşağıda verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Bakın burada eksi 2 negatif olduğu için en küçüktür. Eksi 2 küçüktür. Sıfırdan diyeceğiz. O da küçüktür. 5'ten. 5 de küçüktür. 14'ten şeklinde sıralayacağız. Yine 2 negatif 2 pozitif sayımız var. Burada negatif sayılardan sıfıra uzak olan en uzak olan eksi 41 en küçük sayımızdır. Küçüktür eksi 18'den o da küçüktür. 18'den o da küçüktür. 41'den şeklinde sıralarız. Tek negatif sayımız var. Eksi 2. Eksi 2 küçüktür. 5'ten o da küçüktür. 6'dan o da küçüktür. 9'dan şeklinde sıralarız. Burada eksi 3, eksi 2'ye göre sıfıra daha uzaktadır. Negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. Eksi 3 küçüktür eksi 2'den o da küçüktür sıfırdan o da küçüktür 5'ten şeklinde sıralanır. Diğer sayılarımıza bakalım. Eksi 56 çocuklar negatif sayı ve sıfıra çok uzak. Eksi 21'e göre. Eksi 56 küçüktür eksi 21'den negatif sayılar sıfırdan küçüktür diyoruz. Sıfır da küçüktür 14'ten o da küçüktür 19'dan şeklinde sıralayacağız. Burada eksi 186 en küçük sayımız küçüktür eksi 9'dan o da küçüktür 16'dan o da küçüktür 48'den 48 küçüktür 63 ter şeklinde sıralayacağız. Yine eksi 502 bakın sıfıra çok uzak ve negatif eksi 502 küçüktür eksi 48'den o da küçüktür 0'dan o da küçüktür 7'den o da küçüktür 19'dan şeklinde sıralanır. Evet tam sayılarla karşılaştırma ve sıralamaya devam ediyoruz. Aşağıda istenilen tam sayıları yazınız demiş. En büyük negatif tam sayı nedir? Sıfıra en yakın olan eksi 1'dir. Sıfıra en yakın olan negatif sayı en büyük negatif tam sayıdır. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı demiş. Çocuklar iki basamaklı sıfıra en yakın olan negatif tam sayı eksi 10'dur. En büyük negatif tam sayı iki basamaklı eksi 10 olur. İki basamaklı en büyük tam sayı demiş. Bakın iki basamaklı en büyük tam sayı. Yani 99 yazacağız. Artı 99. İki basamaklı en küçük tam sayı ise eksi 99'dur. Üç basamaklı en büyük negatif tam sayı demiş. Bakın üç basamaklı dediği için üç basamaklı olacak. Negatif dediği için negatif olacak. En büyük dediği için de 100 olacak. Çünkü 3 basamaklıların sıfıra en yakın olanı eksi 100'dür. 3 basamaklı en küçük negatif tam sayı ise eksi 999 olarak yazılacak. Eksi 4'ten büyük en küçük tam sayı. Bakın eksi 4'ten sıfıra yakın olan en küçük tam sayı nedir? Eksi 3'tür diyoruz. Eksi 9'dan küçük olacak yani eksi 10 olabilir. En büyük tam sayı evet en büyüğü eksi 10'dur. Eksi 11 de olabilir. Eksi 9'dan küçük olan. Eksi 12 de olabilir. Eksi 100 de. Eksi 1000 de olabilir. Ama bunların en büyüğü eksi 10'dur. Diyoruz ve dördüncü etkinliğimize geçiyoruz. Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki istenilen sayıları yazınız demiş. Tablodaki en büyük tam sayı bakalım. Burada pozitif sayılar var. Onların içinden en büyüklerine bakacağız çocuklar. Pozitif olanlar en büyükleridir. Bakalım burada gördüğüm 40 var. En büyük pozitif. en büyük tam sayı burada 40 olacak. Tablodaki eksi 4'ten küçük olan tam sayılar. Eksi 4'ten küçük olan tam sayılara bakalım. Şimdi 4'ten daha uzakta olacak sıfıra. Eksi 19 var. Eksi 8 var. Eksi 23 var. Eksi 5 var. Eksi 4'ten küçük olan. Eksi 9 var. Eksi 16 var. Eksi 10 var. Başka da var mı? Yok. Peki bunları yazalım şimdi. Eksi 5 ile başlayalım. Eksi 5, eksi 8, eksi 9, eksi 10 eksi 16 eksi 19 ve eksi 23 sayıları eksi 4'ten küçük olan tam sayılardır. Tablodaki en küçük tam sayı demiş. Tabii ki negatif olanların en küçüğü olacak. Burada tabloda en küçük negatif tam sayıyı ben eksi 23 olarak görüyorum. Evet eksi 23 yazacağız. Tablodaki -9'dan büyük olan tam sayılar, -9'dan 0'a daha yakın olan sayılar, -9'dan büyük olan tam sayılardır. Onlar da -1 sonrasında -9'dan büyük -8 de -9'dan büyüktür. 3 var, 0 var, 21 var, -5 var. Sonrasında 40 var, 16 var. -9 eşit zaten. 8 9 Eksi 16, eksi 9'dan küçük. 7 var, 14 var, eksi 2 var, 6 var, 1 var. Bunlar eksi 9'dan büyük olan sayılardır. Ee, yazalım yukarıdan ilk sıradan başlayarak. Eksi 1, eksi 8, sonrasında 2 sıraya geçtik. 3, 0, 21, eksi 5 var. Sonrasında 40 var, 16 var, 8 var. 9 var, 7 var. 14, 1, 6 ve eksi 2 sayıları eksi 9'dan büyük tam sayılardır diyoruz. Beşinci sorumuz aşağıda 4 ilin pazar günkü sıcaklıklarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu illerin pazar günü sıcaklıkları eksi 9 derece, eksi 4 santigrat derece, 3 derece ve eksi 1 santigrat derece olduğuna göre iller ve sıcaklıklarını eşleştiriniz demiş. Erzurum en soğuk ilmiş çocuklar. Bu ne demektir? Sıfırın altında sıfıra uzak olan bir sayı olmalı. En küçük sıcaklık değeri olmalı. Eksi 9 yazacağız Erzurum için. Eskişehir Ankara'dan daha sıcaktır. Ankara da Tokat'tan daha sıcaktır. Şimdi Eskişehir Ankara'dan daha sıcaksa, Ankara'da Tokat'tan daha sıcaksa burada Ankara Tokat ve Eskişehir arasında en sıcak il Eskişehir olacak. Dolayısıyla en... Büyük değer Eskişehir'in sıcaklık değeri olacak. Burada da en büyük değer artı 3'tür. Artı 3 olarak yazıyoruz Eskişehir'i. Sonrasında Ankara Tokat'tan daha sıcakmış. E burada ne kaldı? Eksi 1 ile eksi 4 kaldı. Ankara eksi 1 olacak. Tokat da Ankara'dan soğuk olacak. Eksi 4 santigrat derece olarak yazılacak. Altın sorumuz aşağıdaki sıralamalarda üçgen yerine gelebilecek tam sayıları bulunuz demiş. Üçgen buradan sıfırdan küçük olacak. Eksi dörtten büyük olacak. Eksi üç olabilir. Çocuklar sıfıra daha yakın çünkü eksi dörtten büyük. Eksi iki olabilir. Eksi bir olabilir. İkincisinde ise eksi beş ile iki arasında olacak. Şuraya yazalım. Eksi dört olabilir. Eksi üç olabilir. Eksi iki olabilir. Eksi bir. Sıfır ve bir tam sayıları yazılabilir bu aralığa. Diğerinde ise 1 ile 7 arasında olacak. 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6, 7, 7 olmaz. 6 olabilir diyoruz. Eksi 7 ile eksi 1 arasında olacak. Eksi 6 olabilir, eksi 5 olabilir, eksi 4, eksi 3, eksi 2 olabilir diyoruz. 7. sorumuz ne demiş? İllerin sıcaklıklarını veren bir tablo göstermiş. Yukarıdaki tabloda 4 ilin sıcaklıkları harflerle gösterilmiştir. İllerin sıcaklıkları ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. A, B, C ve D sıcaklık derecelerini tabloya yazınız demiş. İllerin sıcaklıkları eksi 12, 10, eksi 9, 7 derece. İzmir en sıcak ildir. 10 derece burada en büyük olduğu için İzmir'e 10 derece yazacağız. Peki en soğuk il Kars'tır. Burada derece olarak ya da Tam sayı olarak en küçük olan eksi 12'dir. Dolayısıyla karsa eksi 12 yazacağız. Aydın'ın sıcaklık derecesi Erzurum'un sıcaklık derecesinden sıfıra daha yakındır. Şimdi ne kaldı elimizde çocuklar? Onu yazdık. Eksi 12'yi yazdık. Eksi 9 mu sıfıra daha yakın? 7 mi sıfıra daha yakın? Tabii ki 7 sıfıra daha yakın. Aydın'ın sıcaklık derecesi Erzurum'un sıcaklık derecesinden sıfıra daha yakınsa Aydın 7'dir. Kalan Eksi 9'da Erzurum'un sıcaklık değeridir diyoruz. Evet. Bu konumuzu da burada bitiriyoruz. Bundan sonraki konularımızda kanalımızda yayınlamaya devam edeceğiz. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.